Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Aziz Allah ezan dokunuyor. Bugünkü mevzuatımız nedir? Mevzuatımız şudur arkadaşlar. Bizim arkadaş için, Emre kardeşim izliyorsundur buradan büyük ihtimal. Bir gimbal getirttik arkadaşlar, internetten getirttim yani ben. Kendisi için. Fakat gimbal böyle profesyonel bir gimbal değil. Açıkçası ben kendisine de bunu zaten ilettim. Bu X-Cam Sight 2 diye bir şey. Göstereceğim şimdi zaten videoda. Böyle fazla açı tutma özelliği olan bir ürün değil açıkçası kendisi. Ama şuraya karşıya gidelim isterseniz. Şimdi yağmurlu bir havada böyle yol boyu uzanıyoruz arkadaşlar. Telefon şu anda elimde, normal elimle tutuyorum ben cihazı. Kesinlikle herhangi bir gimbal, mimbal, bağlantı herhangi bir şey yok arkadaşlar. Normal elimle ne kadar sabit tutabiliyorsam o kadar sabit tutuyorum şu anda. Aradan geçelim. Orada insanlar var, şimdi rahatsız etmeyelim. Telefonun kamerası 1080 pikselde açık. Tüm özellikler maksimum seviyede. Burada yol ne güzel, kendisi aydınlıkmış zaten. Hiç flaşa falan gerek yok. Dediğim gibi telefonun tüm özellikleri olması gerektiği gibi açık. 1080 pikselde. Flaş da açık hatta ama yol aydınlık olduğu için flaşın herhangi bir etkisini göremiyorsunuz şu anda. Bu şu andaki çekmiş olduğum video elimle çekebildiğim kadar olan video. Birazdan gimbal'ı takacağım. Gimbal'la da video çekeceğim. Çekmiş olduğum iki videoyu karşılaştıracağım arkadaşlar. Bakalım. Gerçekten dediği kadar sabitleme sıkıntısı var mı? Ya ben zaten gimbal'dan böyle 10 numara bir performans beklemiyorum. O kendisine de söyledim zaten bunu alırken, ben sipariş verirken söyledim. Dedim bu sadece dikey ve sağ sol hareket ettirmelerde biraz yumuşatma sağlayan bir gimbal. Öyle tam 360 derecelik hareketlerde herhangi bir fayda sağlamaz sana dedim. Ama gene de sipariş vermek istedi, verdi, geldi ve gimbal'ın düzgün çalışmadığını iddia ediyor. Ben de aldım zaten gimbal'ı, herhangi bir şekilde bir test net bir şey yapmadım, kendisine vermiştim. Kader, test etmek varmış yani. O gün test etmedik ama şimdi test etmek için geriye geldi bana. Antalya'da da bugün sabahtan akşama kadar yağmurlu bir hava vardı. Hala da devam ediyor. Şu anda parkın o civarlardayım, merkezde. Bu arada araçla ilgili de birkaç şeyler söylemek isterim arkadaşlar. Araçla ilgili güzel yorumlar alıyorum. Bunlar için öncelikle hepinize teşekkür ederim. Aldığım kötü yorumlar var mı? Tabii ki onlar da var. Yapmam gereken yerler var. Onları daha tamamlayamadım, yapamadım. Sırasıyla yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi uğraşıyorum. Şimdiki öncelik planım, yapmak istediğim şey şu anda aracın arkadaşlar direksiyon kumandası çalışmıyor. Direksiyon kumandasını ben birkaç defa uğraştım. Sökmekte zorluk yaşamıştım. Sökememiştim. Ama en sonunda söktüm. Ne şekilde söktüm? Buradan kendisine de selamlar olsun. Instagram aracılığıyla ulaştı bana. Görüştük, telefonlaştık, konuştuk, muhabbet ettik. Bedir Turan abim, Allah razı olsun, sağ olasın. Her türlü verdiğim bilgi için, muhabbet için Allah razı olsun.
kendisiyle İstanbul'dan aradı kendisi beni. İstanbul'dan ulaştı bana. Görüştük, muhabbet ettik. Bayağı yarım saat falan konuştuk. Aksenti varmış kendisinin de. İşte yapmak istediğim şeyler hakkında konuştuk. Benim yapmak istediğim şeyler hakkında konuştuk böyle. Araçla ilgili konuştuk. Biraz da muhabbet ettik. Teşekkür ederim kendisine. Bedir Turan İstanbul'dan. Evet, araçla ilgili yapmak istediğim şey şu arkadaşlar. Direksiyon kumandası pert. Yani büyük ihtimal sargıyı değiştireceğiz arkadaşlar. Zaten önceki göstermiş olduğum ve yaptırmak için götürdüğüm yerde de arkadaşlarla uğraşmıştık, yani öyle söyleyeyim. Bir tanıdık bir abiyle uğraşmıştık bizim. Sargının değişmesi gerektiğini söyledi. İşte Bedir abim de Allah razı olsun İstanbul'dan bana ufak bir bilgi verdi. Onu uyguladım. Fakat fark değişmedi arkadaşlar. Bedir abi herhangi bir fark olmadı. Onu söyleyeyim. Yani tekrar çalışmıyor. Herhangi bir tepkime yok yani. Tepkimeden ziyade şu. Önceden bu direksiyonun üzerinde bulunan kumandanın ışıkları yanardı. Şimdi ışıklar da yanmıyor. Komple gitti yani, anlayacaksın. Onu büyük ihtimal değiştireceğiz. Tuş takımını komple internet üzerinden buldum. Tuşu değiştireceğiz. Büyük ihtimal %99 sargıyı da değiştireceğiz. O şekilde bir çözüm ayarlayacağız. Evet, şimdi ise gimbal'ımızı takalım arkadaşlar ve gimbal'ın performansını görelim, değil mi? Şimdiye kadar elimde getirmiş olduğum, yani elimde tutarak getirdim ben telefonu. Kamera performansı bu şekilde. Gimbal olmadan. Kamera performansı bu. Şimdi ise hadi gimbal'ı takalım. Evet arkadaşlar, yolun karşısına bir geçeyim. Az önce sesim mikrofondan geliyordu, onu söyleyeyim. Telefonda mikrofon takılıydı arkadaşlar. Mikrofondan duyuyordunuz sesimi. Bu şekilde video yapıyordum ben. Yani telefonu mikrofonuyla çekiyordum ben şeyi. Ses kaydını telefonu mikrofonuyla alıyordum. Şimdi ise mikrofonu sökmek zorunda kaldım. Çünkü mikrofon takılıyken gimbal kendisini devreye sokmuyor arkadaşlar. Çünkü bu dengede tutması gerektiği için şeyi, telefonu, kablo dengede durmasına engel oluyordu. O yüzden telefon şu anda gimbalsız, yani pardon, gimbalsız dedim. Telefon şu anda mikrofonsuz bir şekilde takılı. Videonun hareket şeyini de görüyorsunuz zaten. Videonun sonuna da koyacağım. Yani ikisini bir koyarım. Gimbal takılı iken, gimbal takılı değilken diye. Benim tek işim sadece araba ile uğraşmak değil. Benim ayrıyeten farklı yapmış olduğum bir işim, mesleğim var. O yüzden o işimle uğraşıyorum. Boşluk zamanlarımda fırsat bulur isem eğer, o şekilde arabayla uğraşıyorum arkadaşlar. Yani yapmak için uğraşıyorum. Gidip de en ufak bir arızada lastikten tıkırtı geliyor deyip de tamirciye göstermiyorum. Lastikten örnek vereyim. Bayağı bir oldu. Lastik şıp 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 böyle ses yapar mesela. Özellikle göbek bilyası dağıldığı zamanlarda araba lastiklerinde. Mışık şık 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 ses yapıyor. Yanında arkadaşım vardı. Mustafa, bu arada o da selamlar olsun buradan. Dedi senin ön lastiklerinin göbek bilyası dağılmış. Göbek bilyası değişmesi gerekiyor dedi. Ben de kendisine dedim ki yani herhangi bir zararı ziyanı yok. Binmeye devam ediyorum ben. Yok yok dedi, değiştirelim dedi. Hatta gel zaman git zaman araca binmeye devam ediyorum ben. Bir gün aracın başında böyle dikeliyoruz arkadaşlarla beraber. Dikkatimi çekti. Yani normalde bakmak için kesinlikle uğraşmam. Dikkatimi çekti. Lastik dişlerinin arasına arkadaşlar, bu çiğ yollarda özellikle küçük küçük taşlar lastik dişlerinin arasına doluyor. Ben de baktım bayağı bir 6-7 tane falan çıkardım böyle. Dişlerin arasına girmiş iri iri taşlar vardı. Bunları çıkardım. Arkadaşlar çıkardıktan sonra lastikte herhangi bir şıkırtı veya göbek bilyasından ses geliyormuş gibi bir durum kalmadı arkadaşlar.
inanın bana herhangi bir ses kalmadı. İşte arkadaşıma uyup da onun dediği şekilde yapmaya kalksaydım, yani gidip arabanın tekerlerini açtıracaktık. Mecbur. Açılmışken bir ara değişecekti. İşte rot ayarı kaçacaktı, rot ayarı yapılacaktı, balansa girecekti falan falan falan. Yani bir sürü birbirine ekleyen sıkıntılar çıkacaktı. Fakat öyle yapmak yerine gittim. Kendiliğinden, yani öylesine rastgele buldum diyebilirim hatta. Rastgele bu şekilde buldum. Örneğin. Daha başka bir örnek verecek olursam mesela bu emniyet kemer ikaz soketinin olduğu yer. Ya bu araçlarda ben eminim. Ya ben eminim. Var. Emniyet ikazı vardı arkadaşlar. Ama ben aracı aldığım zamanlarda araç kesinlikle bana emniyet kemeri ikazı vermiyordu arkadaşlar. Aldığım sıralarda. Vermemesinin sebebini de araştırırken buldum. Koltuğun altında bulunan soketi çöküyorlarmış. Özellikle bu devamlı arabaya in bin yapan kişiler, sevmeyen kişiler olsun, ötmesini, emniyet kemerinin ötmesini sevmeyen kişiler olsun, bunlar yapıyormuş. İnternette okudum. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde buldum arkadaşlar. 10 numarada taktım. Herhangi bir sıkıntı yok. Çalışıyor. Muhteşem bir şekilde de oldu zaten. Yani örnek vermek istediğim bunlar mesela. Şimdi bunları ben herhangi bir elektronikçiye götürmeye kalksam ya da tamirciye götürmeye kalksam sökmeye takmaya 100 lira. Parça masrafı, takması, etmesi. Bunları geçtim. Benim zamanım ölecek orada. Ama bu şekilde kendi kendime uğraşarak yapmak benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Araçla ilgili bu şekilde şeyleri yapmak, ben seviyorum araçla uğraşmayı. Araç ile ilgili yerlerde uğraşmayı seviyorum arkadaşlar, yapmayı. Ya kendi kendime karıştırarak bulmayı da severim bazı şeyleri mesela. Bu araçlarda mesela teybi sökünce, bir saniye kamera gitti. Bu araçlarda mesela teybi sökünce kod istediği söylenmişti bana. Teybi sökersen kod ister, açamazsın, kıramazsın falan denmişti. Fakat ben aracım bir gün üşenmedim ve tek tek şeylerini söktüm arkadaşlar. Ne derler ona? Hava çıkışlarını, ortada bulunan hava çıkışlarını söktüm. Çerçeveyi söktüm. Oradan da teybi söktüm arkadaşlar. Herhangi bir şekilde de şifre müfre bir şey istemedi benden. Örneğin bu şekilde. Daha başka örnek, kapılara yapmış olduğum naylon uygulaması. Aracım zaten orijinalinde olup da yırtılan naylonların yerine kendim naylon çektim mesela. Arka bagaj kapağına uygulamış olduğum otomatik açılma yaylı sistem. Ya bunları ben kendim internette araştırıyorum, bakıyorum, buluyorum. Kimseye danışmadan, etmeden kendi kendime de uyguluyorum arkadaşlar. Sadece tek masrafım burada parça masrafı olabiliyor benim için. Onlar zaten fazla öyle ciddi bir masraf olmuyor. Evet, şu anda videoyu gimbal'dan görüyorsunuz arkadaşlar. Çıkmış olduğum yol hafiften rampa ve yoruldum. Elim titriyor. Fakat telefonda herhangi bir titreşim göremiyorum ben. Yani telefon sabit bir şekilde durabiliyor. Sadece şöyle yaptığım zaman sağ sollarda, bunlar da işte dediğim gibi 360 derece gimbal olmadığı için bunlar sağ solları engelleyemiyor. Sadece şu an elimi kımıldatıyorum mesela. Herhangi bir videoda kımıldama yok mesela. Yani şu an aşağı yukarı sallıyorum elimi ben. Herhangi bir kımıldama olmuyor telefonda. Hatta gimbal'ın başını aşağı indirebilirim azıcık. Şöyle aşağı bakıyor. Bu şekilde kaldırıyorum, yukarıya bakıyor. Aynen bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Öyle dengesiz bir durum gimbal ile alakalı göremedim ben. Kardeşim kendisine de bu şekilde ileteceğim. Bu videolarda kendisine göstereceğim.
ki büyük ihtimal videoları izleyecek. Zaten kendisine demiştim ben. Bir deneme videosu çekip atarım demiştim kendisine. Yani kardeşim, sana kaldı artık. Videolar ortada. Sen kendi kararını ver. Eğer istersen ben bir şekilde bunu iade etmeye çalışırım. Senin bileceğin bir şey. Gimbal ortada. Ya öyle aham şaham bir gimbalmış gibi değil. Tabii ki. İnsanın elini bir saatten sonra yoruyor açıkçası. Çünkü sabit tutman gerek. Yani elini sabit bir şekilde tutmak da insanı ciddi bir şekilde yoruyor kardeşim. Gelen giden yokken geçelim yolda. Evet, durum bundan ibaret. Gimbal'ın performansı bu. Sen büyük ihtimal normal Canon gibi, Nikon gibi kameraların gimbal'larıyla karıştırdım bunu. O şekilde bir performans vereceğini düşündüm. Birazcık da internetteki videolardan etkilendiğini düşünüyorum ben. O yüzden böyle bir şey aldın. Fakat performans ortada. Dediğim gibi aşırı bir sabitleme gibi bir durum söz konusu değil zaten. Şöyle geri çekeyim. Ama öyle ciddi bir şekilde de ilk çektiğimdeki gibi, yani videonun başlarındaki elimle çektiğimdeki gibi de bir titreme söz konusu değil. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Karar senin. Performans ortada. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gimbal'ın şekli bu. X-Cam Sight 2 diye geçiyor. Şekilde. Şurada bir tane ayar yeri var. Bunu havaya kaldırdığınız zaman yukarı bakıyor, dönüyor. Aşağı indirdiğiniz zaman bu şekilde aşağı doğru iniyor. Kullanımı basit. Sadece yapmanız gereken şu: telefonu kameranın, gimbal'ın tam ortasına dengeleyecek şekilde koymanız yeterli. Ürün bundan ibaret. Şu şekilde herhangi bir denge kaybı yaşattırmıyor. Bundan emin olabilirsiniz ama dediğim gibi şu yapmış olduğumuz hareketi de engelleyemiyor. Ve benim gördüğüm şu hafiften el titreşimlerini biraz algılıyor arkadaşlar. Diğer gimbal'lar gibi değil. El titreşimlerini algılamasa biraz daha iyi olabilirdi. Ama şu hoşuma gitti yani açıkçası. Şu sistem, kamerayı şuradan döndürmek sistemi hoşuma gitti. Güzel diyorum. Telefonda da böyle, benim telefonumda yok ama diğer üst sınıf telefonlarda bulunan bir özellik. Optik imaj sabitleyici kameralarında olan bir özellik telefonların. Benim telefonumda öyle bir özellik yok. Eğer öyle bir telefonla kullanırsanız bunu gerçekten 10 numara verim alabilirsiniz. Ürün bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle şey bir durumu yok. Profesyonel bir durumu yok. Sadece şu tip hareketleri engelliyor. Gördüğünüz gibi. Hatta bunu testte kullanabilirsiniz şu şekilde. Bunu da göstereyim. Aynen böyle. Dilerseniz şöyle yerden bir video çekmek istiyorsanız bu şekilde gidersiniz. Şöyle uzaktan gelip şöyle çekebilirsiniz. Böyle şu hareketleri de engellemiyor yani. Bu hareketlerine de izin veriyor. Ya
ya, şu hareketi bayağı sevdim ya, şu ayar yerini sevdim. Burada da şarj yeri var bunun. Ufak bir kablosu var şöyle. Yani bir karış neredeyse bir kablosu var. Orada aşağıya takalım zaten o da. Şimdi bunun özellikleri bunlar arkadaşlar. Öyle fazla bir özelliği yok açıkçası. Evet arkadaşlar, gimbal'ın performansını gördünüz. Ağzımdan duman çıkıyor. Böyle yağmurlu güzel bir havada şemsiyeyle hem yürüyüş yapmış olduk hem de gimbal'ı test etmiş olduk. Şu anda videoyu hatta gimbal ile çekmeye devam ediyorum. Kamerayı öne çevirdim sadece. X-Cam Sight 2 gimbal'ımızın ismi. Performansı videoda gördüğünüz gibi. Almak isteyen arkadaşlar için videoyu izleyebilirler, bakabilirler, kararlarını verebilirler. Durum bundan ibaret. Şimdilik kendinize iyi bakın. Diğer videolarıma gitmek için sağdan soldan üstten bağlantılara tıklayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.